Agalarım, herkese selamlar. Hakkını verenlerde Kangal Tips'le mesaiye hoş geldiniz aga. Bugün 24, 25 ve 26 Haziran, Pazartesi, Salı, Çarşamba 3 günlük bir video. İdeallerinden, yüksek oranlarından, oyuncu şut atarına kadar hepsinden bahsedeceğim. Aga öncelikle beğeni ve yorumları bir bekliyorum. Bak 10 numara maçlar vereceğim, ideal yüksek oranı. Girin diyeceğim, girmeyin diyeceğim. O yüzden sizlerden beğeni ve yorumlara bekliyorum. Enerjim yüksek. Gecenin saat 1'i anlatacağım. Aga saat 00.30. Gece saat 12.30. Bir de ABD maçı var. Hepsini anlatacağım. İsterseniz şöyle önce bir maç skoruyla başlayalım. Aga öncelikle maç skoru, tek maç skorum var. Çekya Türkiye. Maç skoru olur sizlere sorduk. Çarşamba günü oynanacak bir karşılaşma. Bilen 5 kişiyi de gruplarımıza misafir edelim. Yorumları yazmanız yeterli olacaktır. Hatta bilenlerden 5 kişi de direkt WhatsApp'tan da yazabilir. Aga WhatsApp'tan her türlü soru, görüş, öneri için de WhatsApp iletişim hattından doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Euro 2024 var zaten. Kupa Amerika başladı. Olimpiyatlar başlayacak. Her türlü mesaideyiz. Bak her türlü mesaideyiz. Birazdan da göstereceğim. Hakkını gerçekten veriyoruz. Gruplara gelmek isteyen herkes de benimle WhatsApp'tan mesaj ataraktan iletişim kursun. Yüksek bir seviyesinde neler yaptık? Aga Gakpo'nun isabetli şutuna 3000 misli aldık. Ya çıldırmış mısınız? Değiliz aga, izliyoruz. Not alıyoruz. Hatta yazdım ki açıklamasını, adamın nasıl şut çekeceğini yazdım. Bak bu adam ters ayakla sol kanatta oynuyor. Sağ ayağını çok kullanıyor. Sağına çekip çok şut çekiyor. Önceki maç yaptı, geçen de yaptı. Aldık mı 3000 misli aldık. Dün Türkiye maçı 1.5 üst, Belçika maçı 1.5 üst. 1.52 gibi oranı vardı zaten. 5000 misli aldık mı aldık. Zaten tek başına 2500 lira verdi aga yüksek misli. Bu şekilde yüksek mislerimizde bam güm devam ettiğini de belirteyim. Sadece onlar olsa yine iyi. Canlar vardı, dün Türkiye'nin maçı vardı. Türkiye'nin gözünün yaşına bakar mıyız? Bakmam aga. Ben duygusal davranmam. Portekiz'in bir golüne de attık mı 1700 TL attık. Gürcistan Çekya, Çekya'nın golüne attık mı 1000 TL. Açıklamaya bak. Görünen köy kılavuz istemez. Bu kadar. Misli de bu şekilde. Yüksek oynayanlar varsa yüksek misliye gelsin diye söylerim her zaman. Geçtim. İdeal kuponlarımız ve ekstralarımız. Zaten ideal kuponlarımız kaç gündür 3 gündür üst üste kazanırken, sadece onlar değil, gece MLS, dün MLS vardı. MLS'e kupon verdik. New York maçıyla Cincinnati mücadelesi. Onu yaptık aga. O da mı geldi? O da geldi. Tertemiz, bereketli olsun diyerekten de geçtik ideal kuponlarımızı. Hakkını verenler de sadece onlar değil, günün teklileri, ekstraları, hakkını ver aslan yazmışım ben oraya. Şut çekerleri her türlü içeri almasını bildik aga. Kazanç sağlayan herkese gruplarımızda bereketli olsun. Canlı odasında ise İzlemiş olduğumuz canlı maçları önererekten de canlı maçlardan da güzel kazanç sağlıyoruz ki canlımız zaten ayrı bir olay. Herkes açık Telegram grubu, açıklama yorumlar kısmına var. Buraya da tıklayıp gelebilirsiniz arkadaşlarım. Dediğim gibi aga, sizlerden ricamız beğeni ve yorum destekleridir. Sadece dediğim gibi sizlerden özel isteğimdir. Yani beğeni ve yorum yapın. Soru ve görüş varsa gruplara katılmak isteyenler de WhatsApp'tan yazsın. ABD Bolivya maçı var aga. Bak maç 26 dakika sonra başlayacak. Video muhtemelen o saatte girmiş olacak. Maç başlamış olacak ama işte bu yüzden herkes açık Telegram grubu var. Bak açıklamada yorumlarda ne attım abi? ABD ilk yarı 1 vermişim. Gelmezsem yorumlara yazarsınız aga. Kadroları bekledim özellikle. 7169 kişinin olduğu grup bu. Dedim ki aga video yetiştiremeyeceğim, sizlere vermek istiyorum. Geçtim. Buradan biraz bahsedeyim. Günün ideal kupon neydi aga? Ben dedim ki aga bak kupon almayalım, bekleyelim dedim. Musiala isabet şut çeker, Szoboszlai isabet şut çeker. Geldi mi? Kangal bir marka diyecek söz yok. Ondan sonra ABD'nin golü, Almanya'nın golü vesaire derken Kupa Amerika gelecek dedim. Onu da zaten bahsettim dediğim gibi. ABD'nin ben burada yetişmeyecek ama anlatayım. İlk yarıdan bir ABD galibiyeti bekliyorum. Turnuva zaten ABD'de oynanıyor. Bu maça ayıptır söylemesi, misli de verdik. Misli ama 1 vermedim. 1.5 üst verdim. Zaten minimum 2-0 bir ABD galibiyeti bekliyorum. Hatta mislimi de yazıyorum. 3000 misli verdim aga. Video yayınlandığı zaman, yattığı zaman da mislin yattı yazarsınız. Geldiği zaman da mislin geldi. Tebrikler yazarsınız. Avrupa'da 1.40 oranı var zaten. 3000 misli ne verebiliyorum? 4x3 1200 lira para verir. Sabah 1200 lira net karla uyanırız umarım. İspanya'nın avurtluk mücadelesi. Aga bu maçlara, yani bu tür maçlara ben oynamayı çekiyorum. Bak bugün Almanya'nın maçı vardı. Dedim ki Almanya galibiyetini ben daha önceden YouTube'da verdim de vermeyeceğim dedim ya bu şerefsizlere. Sonradan baktım kadroda oynama var, isteksizler, anladın mı? O yüzden İspanya tarafı da rotasyonlu kadroyla çıkabilir burada. Çok önermem. Yüksek ne almışım aga, kendi tercihim. Aga demişim ki
İlk yarıdan 2 tane gol çıkmaz yazmışım ben buraya. İlk yarı 1.5 alt ama çok oranı yoktur. 1.35, 1.40 bantlarında bir oranı var. İspanya maçında bence ilk yarı 2 tane gol çıkmaz diye düşünüyorum. Mücadele de ilk yarıdan 1 gol, ikinci yarı 1 gol diyerekten de kendim yazmışım, notumu almışım. Mücadele de 2-3 gol bandında kalabilir diye düşünüyorum. O şekilde bir düşüncem var. Hırvatistan-İtalya mücadelesinde. Şimdi Hırvatların durumu malum. Arnavutluğa bile son dakika golüyle 2-2 berabere kaldı. Kaçırmış oldukları pozisyonlar var fakat burada İtalyanlar bence bir adım daha önde. Bu bir adım önde oranlardan da belli açıkçası. Ben burada vereceğim tercih agalarım İtalya'nın deplasmanda bir yarıyı kazanması. Deplasman yarı kazanır, minimum 1.50 oranı var zaten. 1.50, 1.60. Avrupa'da 1.65, 1.70 bandında. Ben burada İtalyanların bir yarıyı kazanmasını, hatta mücadelede 2-3 gol aralığında sıkışmasını da bekliyorum. Onu da önermiş olalım. Toplam gol 2-3'te 1.78 gibi oranı var. Yüksek orandan değerlendirebilirsiniz. Geçtik Maga 25'ine. Geçtik. İlk mücadelem Fransa-Polonya. Aga dediğim gibi sizlerden beğeni ve yorum desteklerini bekliyorum. Unutan varsa bir 10-15 saniye beğeni ve yorum bırakırsa çok teşekkürler. Fransızlar son maç Griezmann, Aga ve Rabiot. Abi maçı satmışlar. Ben açık konuşurum. Kanıtlayamam ama yani yaptıkları akıl alır gibi değil. Ciddi manada kale dibinde aptal aptal hareketler yapıyorlar. Kale boş aptal aptal hareketler yapıyorlar. Yanlış mıyım? Yanlışsanız yanlışım derim. Mbappe burada oynar. Mücadele ideal Aga. Fransa kazanır ve en az 2 tane gol atar. Polonya zaten elenen ilk takım oldu sanırım turnuvadan. Öyle haberler görmüştüm. Muhtemelen öyle oldu. Fransa'nın da burada 2-0 veya 2-1 ayarında galibiyetini bekliyorum. 1-1.5 üst idealidir. Hatta biraz oran almak isteyenler 1 ve 2.5 üst bile yapabilir. Hollanda-Avusturya mücadelesi ve güzel geçeceğine inandığım maçlardan bir tanesi ve yüksek oranına bile gidebilecek maçlardan bir tanesi. Aga Hollanda oynayan bir takım, aynı şekilde Avusturya'da oynayan takım. Gruba baktığımız zaman da grupta ortalık karışık. Avusturya'da burada risk alacaktır, Hollanda'da cezalandıracaktır o yüzden. Ben burada Hollanda'nın ev sahibi yarı kazananını verdim aga. Bak. Ev sahibi yarı kazanır. Nerede o seçenek? Ev sahibi yarı kazanır oranı 1.42 bandına. Bak Avusturya özellikle son dönem zamanlarda ikinci yarının sonlarına doğru falan iyice risk alacaktır. Risk aldığı zaman da Hollanda gerçekten ceza kesebilen bir takım. Ve yani Xavi Simons, Gakpo, Depay gibi isimlerle birlikte cezayı keser. O yüzden ben burada Hollanda'nın bir yarı kazanmasını bekliyorum. Onu geçtim. Avrupacılar veya bu artık legalde de var. Gakpo'nun isabetli şutu da değerlendirilir. Dediğim gibi aga bu adam sahne çekip çok fazla şut denemesi yaptığı için Gakpo isabetli şut çeker de alınabilir. Danimarka-Sırbistan mücadelesi. Danimarka ve Slovakya takım olgusu, hatta Romanya takım olgusunu yansıtan en iyi 3 takım aga. Yani bireysel kaliteli oyunculardan ziyade takım ruhunu sahaya yansıtıyor. Sırbistan'la oynayacak. Sırbistan'da son maç zar zor beraberlik aldı fakat burada işleri sıkıntı. Ben burada Danimarka tarafından iyi iş bekliyorum ama Sırplar da oyuna girecektir diye düşünüyorum. Karşılıklı gelecek golleri bekliyorum aga. Tek KG var maçım, sanırım bu olması lazım. Ben burada karşılıklı gelecek golleri bekliyorum. Hatta Sırbistan risk alacaktır. Mücadele var ve üstte bence güzel orandan değerlendirmesi yapılabilir. İngiltere-Slovenya, bu İngilizleri lanet olsun. Direkt söyleyeyim 4.5 altına 1 olarak abi mücadele. Son maçı zaten dediğim gibi puan kaybetti İngiltere. Eleştiri gırla. Şampiyondu. Şampiyon adayıydı. Hala öyle de. Yani kendi bu oyunla zor aga. 4.5 altında bir skor beklentimde 2-0, 2-1 ayarında. Yüksek oranlarında 2-3 gol tercih alınabilir agalarım. 1.78'de bunun oranı var. Ayın 26'sına geçtik. 3 tane mücadelem var. Şöyle bizim milli takımla başlayalım olmadı. Çekya-Türkiye. Aga şimdi ben şöyle bir şey söyleyeyim. Maçın favorisi Türkiye'ydi. Ne zaman Türkiye'ydi biliyor musun? Portekiz maçından önce bu maçın favorisi 2.22'ye 2.52 mine şeydi. Türkiye maçın favorisiydi. Türkiye ve Çekya son oynamış oynadığı maçlardan sonra şeyler değişti. Çekya, bak Çekya fizikli takım. Milli takımda bugün yapılanları görmüşsünüzdür. Bu takımın başına bir tane İtalyan piçi var. Montella mıdır nedir? Arda Güler'e antrenmana mı almıyor, bir şeyler yapıyor, çocuğun elinden yeleği falan alıyor. Görmüşsünüzdür siz onu mutlaka. Ben hatta evladına sahip çık Türkiye'ye işlek başladı da aralarına sövdüm hepsini. Ağır sövdüm. Bir arada birine sövdük öyle. 13.000 TL ceza ödemiştik. Sıkıntı yok. Arda Güler için öderiz. Şimdi arkadaşlarım, ben Çekya tarafındayım. Bak milli takımda bu Mehmet Büyükekşi, Hamit, Montella olduktan sonra bir bok olmaz. Genç yeteneklerimiz var ama ben açıkçası bu dış bizim öküzler, parazitlerden dolayı milli takıma şey
Yani karşıma alırım aga. Yani anladın mı? Ben burada karşılıklı gol varı öncelikle alırım. Çünkü şöyle de bir şey var. Neden KG var veriyoruz? Burada çek yanına ihtiyacı var. Çek de yüklenecek. Biz burada bir tane de gol atma ihtimalimiz var bence. Mücadelenin bir biri var bence. Ama çek ya da biz yenerse şaşırmayın aga. Ben yüksek orandan önerim şu yönde olacak. Çekya'dan bir gol bekliyorum zaten. Milli takım yemezse olur mu? Olmaz. Çekya'nın ikinci golü riskine de gireceğim. Ev sahibi 1.5 üst yaparsanız oran 1.90 bandına kadar yükseltiyor. Dediğim gibi KG var idealden biz de atarız. Ama Çekya'nın da ben ikinci golünü bulma ihtimalini görüyorum. Ya 2-1 Çekya kazanır. 2-2'si de var ama milli takıma çok fazla gidip de duygusal davranıp taraf almayın. Slovakya-Romanya mücadelesi. Bu mücadelede direkt tercihimi söyleyeyim. Romanya'nın atacağı bir gol aga. Deplasman'ın bir golüne oran açmışlar. Ben Romanya'nın son maçta Belçika'ya karşı da iyi oynadığını düşünüyorum açıkçası. Mağlup olsa da. Ben burada Slovaklara karşı bir gol atmasını bekliyorum. Hatta golün adını da vereyim. Deniz Mann diyorum. Kaleye isabetli şut da çeker aga o çocuk. Gürcistan-Portekiz. Portekiz'i de garantiledi. Bizi yendiler. Portekiz fark ettiyseniz 2'ye attıktan sonra oyunu tamamen kontrol altına aldı. Burada 2-3 golden başka bir tercihe gitmem. Mücadele geneli 2-3 gol Gürcistan da saldıracaktır illaki. Ama dediğim gibi 2-3 gol ayarı çok güzel. Gider bu mücadeleye başka herhangi bir tercih önermem. Agalarım, ideallerden, yüksek oranlardan, skorlara bahsederek yani de anlatmaya çalıştım. Olabildiğince samimi, hızlı bir anlatımla sizlere de sıkmadan diyerekten. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.